Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersi'ne hepiniz hoş geldiniz. Tarihe Yolculuk ünitemizde yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde Yeni Yurt Anadolu konusunu işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, sahip olduğumuz topraklar, ülkemizin bulunduğu Anadolu gerçekten pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. İnsanlık tarihinden beri insanların çok yoğun olarak yaşamak istedikleri bir bölge olmuş. Dünyada bilinen ilk şehir Çatalhöyük'ten beri Hititler, Lidyalılar, Urartular, Frigler gibi pek çok uygarlık Anadolu'yu yaşamak için seçmişlerdir. Bunda elbette ki Anadolu'nun sahip olduğu çok temel özellikler ön plandadır. Örneğin Anadolu'nun ılıman iklimi, verimli toprakları ve Anadolu'nun önemli ticaret yolları üzerinde bulunuyor olmasının payı çok büyüktür. Türklerin önce Anadolu'yu tanımak, sonra da vatan yapmak için çıktıkları yolculukta Doğu Roma İmparatorluğu, yani bizim bildiğimiz adıyla Bizans, Anadolu'da hüküm sürmekteydi. Değerli arkadaşlar, Anadolu'nun Türk tarihini başlatan Büyük Selçuklu Devleti'nden şimdi biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Burada gördüğünüz işaret Selçuklu Devleti'nin simgesi. Selçukluların bulunduğu boy olan kınık boyunun simgesi. Oğuz Yabgu Devleti'nde komutan olarak görev yapan Selçuk Bey, ülkeye de ismini veren Selçuk Bey, yaşanan bir anlaşmazlık sonucu başında bulunduğu kınık boyu ile bu devletten ayrılarak Gaznelilerle komşu olacağı sınır boyuna yerleşir. Selçuk Bey'in oğlunun ölümüyle beraber oğlu Tuğrul Bey başa geçer. Kardeşi Çağrı ise en büyük yardımcısıdır. Gaznelilerle yapılan 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nı kazanan Selçuklular artık bir devlet olmuşlardır. Rey şehrini kendilerine başkent yaparlar ve kendilerine vatan yapabilecekleri topraklar bulabilmek için komutanlarını ülkenin dört bir yanına gönderirler. Amaçları kendilerine göre uygun iklimli, verimli araziler bulmaktır. 1015 yılında Çağrı Bey komutasında başlayan ilk seferler Anadolu'yu tanımaya yöneliktir. Keşif amaçlıdır ve bu seferler yurt edinme amacı taşımamaktadır. Anadolu'da ne var? Kim yönetiyor? Nasıl bir siyasi ortam hakim? Ve biz buraya gelsek kimlerle uğraşmak durumunda kalacağız? İklimi nasıldır? Havası nasıldır? Bu gibi soruların cevaplarını bulma amacı taşır 1015 yılında yapılan seferler. Ve bu seferler sonucunda Bizans'ın Anadolu'yu koruyacak güçten çok uzak olduğu anlaşılmıştır. Ve Tuğrul ve Çağrı Beyler yönetimindeki Türkler Anadolu'ya yönelmelerinde verimli topraklara sahip olmasını, iklimin yaşamaya uygun olmasını, su ve maden yönünden zengin olmasını, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunmasını ve savunmaya uygun olmasını özellikle istedikleri Anadolu topraklarını artık yurt edinmek istediklerini kesinlikle açığa koymuşlardı. Ancak devam eden Türk akınlarını durdurmak Bizans'ın gerçekten çok istediği bir durumdu ve Türklerin bu kadar ileri gidebileceklerini düşünmüyorlardı o zamana kadar, ama baktılar ki Türkler Anadolu'yu gerçekten çok isteyerek, çok benimseyerek sahip olma arzusundalar. O zaman biz bu gidişe bir dur diyelim dedi Bizans ve Selçuklu üzerine bir ordu gönderdi. İki ordu Erzurum'un Pasinler Ovası'nda karşılaştı. 1048 yılında gerçekleşen bu savaş, Pasinler Savaşı, Selçuklu ve Bizans arasında yapılan ilk savaştı. Bu savaşı Selçuklular kazandı ve Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu'ya yerleşim tarihini başlatan savaş oldu. Şöyle söyleyebiliriz, Pasinler Savaşı ile Türkler artık Anadolu'ya ayak bastılar. Tuğrul Bey'in ölümünden sonra tahta çıkan yeğeni Alparslan, Kars ve Ani Kalesi'ni fethedince
Bizans İmparatoru Roman Diyojen artık bu gidişe kesin bir dur demenin zamanı geldiğini düşünerek büyük bir ordu topladı ve Selçukluların üzerine yürüdü. Sayıca çok üstün olan Bizans ordusu ve Selçuklu ordusu 1071 yılında Muş Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Kendisinden sayıca çok güçlü olan Bizans ordusu karşısında ezici bir zafer kazanan Selçuklular artık kazandıkları bu zaferle Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış oldular. Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırmak isteyen Sultan Alparslan, komutanlarına Anadolu'da fethetmek istedikleri yerlerde kendi devletlerini kurma hakkını verdi. Ve bu sürecin ardından artık Anadolu'da birinci beylikler adıyla adlandıracağımız Türk beylikleri dönemi başlamış oldu. Bu konuyu da bir dahaki dersimizde anlatacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili mutlaka kitabınızdaki testlerinizi çözün. Konuyu kendinizde tekrarlayın. Özet çıkarmanız gereken yerleri özet çıkararak hafızanızı güçlendirmiş olun ve konunun da sizde kalıcı olmasını sağlayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili çocuklar.